Beş kardeşiz biz. Ablamdan sonraki kardeşim. Ondan sonra 14 yaşından beri ya baba mesleği diyebiliriz. 14 yaşından beri de yapıyor bu mesleği. Yıllardır da aynı teknede çalışıyor diyebilirim. 30 senedir bir fil. Biraz sıkışmasından kaynaklı. Yani ambarda temizlememişler galiba. Yani birkaç gün geçmiş. Orası kapalı kalınca ister istemez de bir gaz oluştu orada. Sonra temizlik yaparken işte o kapıyı açar açmaz işte ne kadar da olsa bir sıkışmadan kaynaklı bir kişi ilk iniyor oraya temizlik yapmak için. Kapıyı açınca işte o gaz vuruyor, düşüyor yere, bayılıyor herhalde. O anda işte diğer arkadaş iniyor. Öyle bağırışma seslerini abim de tekrardan geliyor. Hani kurtarabilirim gibilerinden. O da bir şey yapamıyor tabii. O gazın etkisinden işte bir maske ya da o tabii koku olmadığı için ister istemez onlar da düşünmedi. Böyle bir şey takalım, maske takalım gibi. Ondan sonra öyle o da yığılıyor. Sonra işte bütün arkadaşlar belirli bir süre sonra müdahale edebiliyorlar. Çünkü o gaz çıkmamış oluyor. Çok kişi de etkilen, 5 kişi falan etkileniyor. 3 kişi vefat ediyor. İkisi hastanede. Ne kadar zamandır? Yaklaşık 2 aydır falan oradaydı. 1,5-2 aydır. Zaman zaman. İki çocuğu vardı. Bir tanesi marangoz ustası, bir tanesi de aynen o da denizci. Sizin sevdiği bir insan, takdir ettiği bir insandı, çok çalışkandı. Yani akıllıydı, zekiydi, hareketliydi. Abim yardım etmeyi çok severdi herkese. Herkesin elinden tutardı işte. Emekli olmayı yani çocuklarımı bir yere kadar yardım edeyim, ellerinden tutayım, destek olayım. Biraz daha vakit vardı. Ama yetmedi işte ömür. Usta mıydı? Koca reis derler ona. Yani kaptandan sonraki en sorumlu kişi. Geminin en sorumlu kişisi. Yani şu kafamızı bir toparlamamız lazım. Ama yani şu anlık öyle bir düşüncemiz yok.